Baktören TV izleyenleri, bugün sizlere evde patates cipsi nasıl yapılır? Bunun tarifini sizlere paylaşacağım. Burada patates cipsi yaparken birkaç tane önemli husus var. Bunları ise size videonun içerisinde yeri geldikçe sizlere paylaşacağım. Şimdi ilk olarak gerekli olan malzemelerimi sayalım. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Bu isteğe bağlı. İsterseniz kullanmayabilirsiniz ama kullanırsanız patatesiniz daha çıtır bir hal alır. 3 adet gördüğünüz gibi patatesimiz var. İşte küçük, büyük ve orta şeklinde. Ve 3 su bardağı kızartmalık yağ kullanacağız. Şimdi burada ilk yapacağımız işlem şu. Patatesinizi ne kadar ince keserseniz o kadar çok çıtır olur. Bu birincisi. İkincisi ise patatesimizi kestikten sonra eğer içerisinde nişasta kalırsa patatesiniz yumuşayacaktır. Ama içerisindeki nişastayı iyi çıkartabilirseniz patatesiniz daha çıtır bir hal alacaktır. Şimdi biz ilk olarak patateslerimizi şu gördüğünüz patates dilimleyiciyle ince ince dilimleyeceğiz. Bizim patates dilimleyicimizin kalınlığını biz istersek şuradaki ayarıyla değiştirebiliyoruz. Biz ince ayarına getirdik ve şimdi bunu güzelce rendeleyeceğiz. Örnek olarak şu küçük patates cipsini şu şekilde alt kısmı var. Buradaki kısımda şöyle gösterecek olursam metal iğneleri var. Buna batıracaksınız. Şu şekilde ve daha sonra ise yavaş yavaş ince ince dilimleyeceğiz. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir diğer bir husus da bıçakları çok keskin olduğu için elinizi kesmemeye gayret gösterin. Yoksa çok ciddi kesikler oluşmakta. Şu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şöyle bir iki tanesini göstereyim size. Bakın. Patatesimiz gayet ince. Şimdi ben bunun tamamını dilimleyeyim. Şöyle göstereyim devamını. Bakın. Patatesimiz zar gibi. Gördüğünüz gibi. Bunları şimdi ben hepsini bir güzelce dilimleyeyim. Arkadaşlar patateslerimizi dilimledik. Gördüğünüz gibi patateslerimiz ince, zar gibi. Şöyle göstereyim iki tanesini. Bundan sonra yapacağımız ilk işlem ise patateslerimizi ince yıkamak. Gördüğünüz gibi şöyle borcamın kenarını göstereyim. İçerisine nişasta akmış durumda. Bu nişastadan patatesin tamamen arınması için birkaç kez yıkamanız gerekebilir. Şimdi yapacağımız işlem şu. Patatesimizi şöyle bir derin kap hazırladım. İçerisine koyacağım. Ve bu içerisine koymuş olduğum suyun berrak bir hal alıncaya kadar yıkayacağım. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu su şöyle bakacak olursanız berrak değil. Bu tamamen berrak bir hal alıncaya kadar patatesinizi 2-3 defa veya 3-4 defa yıkayabilirsiniz. Artık duruma bağlı olarak patatesin nişasta durumuna bağlı olarak dersek daha doğru olur. Şimdi ben bunu birkaç kez yıkayayım ve suyun berrak bir hal almasını sağlayayım. Bakın karıştırdıkça suyumuzun rengi gittikçe koyulaşıyor. Patates nişastasını iyice salıyor. Şimdi ben bu suyu bir değiştireceğim. Patatesimi tekrardan temiz suya koyuyorum. Yıkama işlemine devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi hala patatesimin nişastası çıkmakta. Şimdi patatesin suyunu tekrardan değiştiriyorum. Ve temiz suya tekrardan patatesimi koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi
Artık suyumuz çok fazla renk değiştirmedi. Artık berrak diyebiliriz gördüğünüz gibi suyumuzu. Patatesin artık içerisi nişasta kalmadı. Şimdi yapacağımız işlem bu işlemden sonra ise önceden göstermiş olduğumuz elma sirkesini döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika kadar patatesimizi elma sirkesiyle suyun içerisinde bırakıyoruz. Ve daha sonra ise bunu kızartma işlemine geçeceğiz. Şimdi bu biraz beklesin. Arkadaşlar patatesimiz 20 dakika kadar sirkeli suyun içerisinde bekledi. Şimdi bunu musluğun altında yıkayacağım. Ve daha sonra ise şöyle bir süzgece koyacağım. Daha sonra bir sonraki adımda ise bir tepsinin içerisine sereceğim. Patatesin biraz kurumasını sağlayacağım. Bunu yapmamdaki amaç da içerisinde su kalmasın. Su kaldığı zaman ister istemez o su patatesin çıtırlarını etkilemekte. Onun için şimdi ben bunu bir musluğun altına tutup yıkayayım. Ve daha sonra ise süzgeçte süzülsün. Son olarak da tepsimizi dizelim. Şimdi ben bunu bir yıkayayım. Patateslerimizi yıkadık. Şimdi patateslerimiz suyunu sızdırsın ve daha sonra ise tepsiye dizelim. Arkadaşlar patatesimiz süzgeçte suyunu sızdırdı. Şimdi bunun biraz daha kuruması için şöyle tabanına kağıt havlu serdiğim bir tepsi kullanacağım. Yüzeyine de yine kağıt havluyla kapatacağım. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar böyle bırakacağız suyunu biraz daha salması açısından. Daha sonra ise patateslerimizi kızgın yağ içerisinde kızartacağız. Şimdi şöyle eşit bir şekilde tepsimize yayıyorum. Patatesimizi tepsiye yaydık ve şimdi yüzeyini kağıt havluyla kapatacağız. Şöyle ısıracağız ki nemin alsın diye. Bu şekilde biraz bekleyecek ve daha sonra ise patatesimizi kızgın yağda kızartacağız. Arkadaşlar patateslerimizin suyunu çekmesi için kağıt havlu koymuştuk. Gördüğünüz gibi kağıt havlumuz iyice ıslandı. Şimdi bir parça daha kağıt havlu alacağım ve yüzeyinde kalan sularını da alacağım. Daha sonra ise artık patateslerimi kızartmaya geçeceğim. Bu şekilde. Bir taraftan da ocağımın altına çayım. Yağım kızmaya başlasın. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapacağım. Daha sonra ise kızartacağım. Kızartmada dikkat edeceğiniz birkaç nokta var. Kızartırken eğer yani şöyle söyleyeyim. Bir kızarma noktası var. Eğer o kızartma noktasını geçirirseniz patatesiniz hemen kararacaktır. Onu söyleyeyim. O noktaya özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer dikkat etmezseniz patatesiniz kararacaktır. Bir de patatesinizin tuzunu tencereden aldıktan hemen sonra yani daha yüzeyinde yağ var iken diyeyim artık tuzunu atmanız gerekiyor. O yağın ıslaklığıyla nemiyle tuzlar yüzeyine yapışacaktır. Eğer daha sonra atarsanız yüzeyine tuzlar yapışmayacaktır. Onu da belirteyim. Şimdi şu şekilde biraz daha kurulayacağım. Daha sonra ise patatesimi kızartmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar az önce yağımızın altını açmıştık. Yağımız ısındı. Ben şimdi patatesimi pişirmeye başlayacağım. Siz de koyduğunuz yağ miktarına göre isterseniz tek seferde pişirebilirsiniz. İsterseniz 2'ye, 3'e, 4'e bölebilirsiniz. Ben şimdi yaklaşık 3'te 1'lik kısmını ocağa koyacağım ve pişireceğim. Bir taraftan da sürekli karıştıracağım. Bunu yapmamdaki amaç da şudur. Eğer sürekli karıştırmazsanız patatesinizin bir kısmı üste çıkacaktır pişenler. Ve dolayısıyla diğer altta kalacaktır. Alttakiler pişerken üsttekiler pişmeyecektir. Bundan dolayı sürekli karıştırmanızda fayda vardır. Şimdi patateslerime ben bir kısmını tencereye koyacağım ve pişirmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi ikisini karıştırıyorum. Patateslerimiz ince olduğu için hemen pişecektir.
Yaklaşık 1 dakika falan sürüyor pişmesi. 1 dakikadan fazla kalırsa dediğim gibi o kızarma süreci geçtiği anda kararmaya başlayacaktır. Onun için hemen hızla çıkarmamız gerekiyor. Şimdi pişmeye devam etsin. Bakın gördüğünüz gibi patatesimiz renk değiştirmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Kabarcıklar azalmaya başladığı anda patatesimiz artık pişmeye çok yaklaştığının göstergesidir. Buna dikkat edin. Artık yavaş yavaş çıkarmaya başlayacağım. Çünkü artık renk değişimi olmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi kabarcıklar iyice azaldı. Artık son saniyeler diyebilirim. Artık patateslerimi çıkarmaya başlıyorum. Şimdi patatesim dediğim gibi az önceki bahsettiğim yüzeyinde yağlar varken hemen tuzunu ilave ediyorum. Şimdi ben geri kalan patatesleri pişirmeye devam edeyim. Arkadaşlar patates cipsimiz hazır. Bakın biliyorsunuz sesini. Gördüğünüz gibi ne kadar ince ve çıtır çıtır. Bakın sesini duyuyorsunuz. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.